Hepinize selamlar dostlarım ben Berk. Folding kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. LOL 13.16 yama notları videosuyla tekrardan sizlerle birlikteyim. Bu video içerisinde sizlere PB sunucusunda şu an geçerli olan değişikliklerden bahsediyor olacağım. Tabi bunlar PB sunucusunda geçerli ama yama olarak bütün sunuculara gelecek. Tarih olarak ise 16 Ağustos çarşamba günü gözüküyor. Yani 15 Ağustos gecesi daha doğrusu 15'in 16'ya bağlayan gece rahat bir şekilde saat 5'te sabaha karşı 5'te güncellemenizi yapar ve oyunu güncel bir şekilde oynayabilirsiniz sevgili dostlar. Şimdi gelelim sadece biz ufaktan tabii ki bufflarla başlayacağız. Zamanında nerflerle ve sistem değişiklikleriyle konuyu bağlayacağım sizlere çok kalabalık bir ama değil güzel değişiklikler de var tat kaçınan değişiklikler de var Sizlerle birlikte bunları değerlendiririz sizlerle yorum olarak belirtirseniz çok sevinirim şu iyi olmuş bu kötü olmuş Keşke bu gelseydi bu gitseydi gibisinden bütün yorumları açız tekrar tekrar sizlerle konuşuruz <laughs> ilk etapta mailo arkadaşlar buraya eklenmemiş ama karakterin Q yeteneği arkadaşlar yavaşlatma etkisi erken oyunda sabitken geç oyunda bir tık daha arttırıldı. Yani %60 gibi bir rakam yanlış hatırlamıyorsam %70'e çıkartıldı. Burada belirtilmemiş. Gelmeye de bilir, gele de bilir bu değişiklik. Ama şu an okuyacağım şeyler kesin olarak gelecek. Q yeteneğinin hasar 90 ila 270 arasındayken 90 ila 320 arasına çıkartılmış. Gayet iyi. Milo'nun birazcık daha oynanabilir olmasını sağlayabilir. Evet tercih ediliyor. Daha çok yüksek elolarda tercih ediliyor. Ama nişancılar şu an zaten çok fazla pasif kaldıkları için e ee, alternatif olarak yerine daha çok AP tercih ediliyor. Milo da birazcık geri planda kalıyor haliyle. Ama şu an AP birlikte de rahat bir şekilde oynanabilir. Öte yandan yetenek gücü oranında %90'dan %120'ye çıkartılmış durumda ve E yeteneğin yetenek gücü oranında yine aynı şekilde %25'ten %30'a çıkartıldı. Yani Milo gayet tatlı ve yerinde bir buff aldı bence. Öte yandan Catelyn'e baktığımızda Catelyn'in arkadaşlar biliyorsunuz e, kritik vuruş yapabilmesi için stek kazanması gerekiyor. Tabi bu yüzde %0 kritik vuruş ihtimaline sahipken geçerli yani karakterin pasifinden gelen. Bu 6 vuruşta steklenirken artık 5 vuruşta stekleniyor. <laughs> Öte yandan kritik formülü birazcık daha anlaşılabilir yapmışlar. E, bizim için çok önemli değil sadece oyunu oynarken nasıl bir mantıkla hesaplandığını bunun görebileceksiniz. Öte yandan Lucian'a geldiğimizde Lucian'ın pasifinin hasarı 10'dan 15'e çıkartılmış. Gayet yerinde Lucian oynanabilir kısacası bu yamada ki bu ilde de gayet güzel. Ben de bir Lucian videosu çekeceğim. İzleyebilirsiniz bu hafta içerisinde. Lulu'ya geldiğimizde ise Lulu'nda Yine taban statlarından seviye başına can yenilemesi 88'den 92'ye çıktı. Pardon can yenilemesi diyorum. Can 88'den 92'ye çıkartıldı. Öte yandan Q'sun hasarı 70, 105, 140, 175, 210 ve yetenek gücünüzün %40'ını alırken artık 70, 105, 140, 175, 210. Fakat yetenek gücünüzün %50'sini alacak şekilde değiştirildi. Öte yandan E'sinin hasarı da 80, 120, 160, 200, 240'tan ve yetenek gücünüzün yine 140, %40'ını alırken aynı şekilde 80, 120, 160, 200, 240 gidiyor. Fakat yetenek gücünüzün yine %50'sini alıyor sevgili dostlar. Yani Lulu da bu yama tercih edilebilir. Birazcık daha iyileştirme kalkan e, sunan şampiyonların üzerine odaklanmış Riot bu yama içerisinde. Karma'ya baktığımızda Karma'nın da yine Q'sun hasarı 70, 120, 170, 220, 270 artı yetenek gücünün %40'ını alırken yine aynı şekilde tüm seviyelerde aynı fakat yetenek gücünüzün %50'sini alacak şekilde arttırıldı. Tıpkı Lulu gibi. Öte yandan Mantra ile birlikte Q'yu attığınızda ise 35, 140, 245 ve 350 diye giderken Artı yetenek gücünüzün %60'ını alırken yine tüm seviyelerde aynı fakat yetenek gücünüzün %70'ini alıyor. Yani ne kadar fazla yetenek gücüne sahipseniz e, karakterin vereceği hasar daha da fazla arttırılmış konuma getirildi. Gayet güzel haber. Yine bu hafta içerisinde bir karma videosu da geliyor. Öte yandan Mansra'nın da yani ultisinde bekleme süresi 40-38-36-34 saniye iken artık 40-37-34-31 saniye olacak. Gayet yerinde geç oyunda birazcık daha kuvvetli olacaksınız ki... Aldığınız eşyalar zaten yetenek hızlısında olan eşyalar. Çok çok daha kısa bekleme sürelerinde oynayacaksınız karakteri. Wukong üst koridor için bir buff almış bakalım. Birden fazla hatta ee, taban statlarından mana yenilenmesi, büyümesi 0.65'ten 0.8'e çıkartılmış. Öte yandan Q'sunun mana bedeli 40'tan 20'ye düşürülmüş ki bu üst koridor için çok çok değerli bir değişim. Sık sık takasa girebileceksiniz. Takaslarda üstünü kurma ihtimaliniz artacak. E W'nun e, mana bedeli de 80 ile 40 arasındayken 60 ile 40 arasına düşürülmüş gibi de bu karakterin oyun yapabilme ihtimalini arttıracak yerinde tatlı skor doğru bu konuda oynanabilir duruma gelmiş. Keşke yakın zaman önce bu konu videosu çekmemiş olsaydık. Akali. Akali'nin Q'sunun enerji maliyeti 130, 115, 185, 70 diye giderken 110, 190, 80, 70 olacak şekilde erken seviyelerde düşürülmüş gayet tatlı akademi mutlu olacaktır. Öte yandan hasarı 40 65 115 140 ve artı yetenek gücü pardon saldırı gücünün %65'i yetenek gücünün %60'ını alırken artık 45 70, 95, 120 ve 145 diye gördüğünüz gibi her seviye geliştirmesinde 5'er artacak şekilde ve saldırı gücünüzün yine %65'i ve yetenek gücünüzün yine %60'ı olacak şekilde değiştirilmiş çok ufak bir değişim ama can sıkmaya yeterli bir değişim akaliye karşı oynuyorsanız. Brand'e gelecek olursak. Brand'in pasi biliyorsunuz mana yeniliyordu. Mana yenilenmesi 20 ila 40 arasındayken 30 ila 50 arasına çıkartılmış. Çok çok güzel bir mana yenilenmesi. Orta koridor Brand'i görmemiz için yeterli bir sebep bile olabilir. Öte yandan Q'sunun yetenek gücü oranı %55'ten %65'e çıkartılmış. E'sinin de yetenek gücü oranı %45'ten %50'ye çıkartılmış. kurdur ritme gücü çok güzel arttırılmış çok fazla can sıkabileceksiniz ki burada Q geliştirmesi de yani Q'nun yetenek gücü oranında bu kadar arttırılmış olması çok çok güçlü kılacak karakteri destek rolünde yeniden Brent görebilirsiniz yakın zaman içinde. Eko, Eko'nun Q'su at, bu arada geri dönüş hasarı 60, 75, 90, 105, 120 artı yetenek gücünüzün %30'unu alırken 70, 85, 100, 115, 130 artı yetenek gücünüzün yine %30'unu alacak şekilde her seviyede baflanmış. Yavaşlatması da 32, 39, 46, 53, 60 iken artık %40 45, 50, 55, 60 olacak şekilde değiştirilmiş. W'sunun kalkanı da arttırılmış. 70 ila 150 arasındayken 100 ila 180 arasına çıkartılmış. Çok ciddi bir baf yemiş burada. Ekoda oynamak için çok kıymetli bir karaktere dönüşmüş. Silas'a geldiğimizde ise Silas'ın taban statlarından ma e, taban manası 310'dan 400'e çıkartılmış. Ciddi bir baf almış. Gelelim nerflere sevgili dostlar neler nerf daha doğrusu dengeleniyor diyotun tabiriyle artık yeni tabir pek fazla nerf kelimesini gündeme getirmiyorlar. Sebebi oyuncuların o karakteri oynamaktan vazgeçmemesi. Yüksek elo'dakiler durumun farkında ama düşük elo'dakiler ha karakterim dengelendi falan diye düşünüyor baştan peşin söyleyeyim bu yeni bir numara sırıyotun e, değişik bir mantıkla ilerliyorlar. Ha, bazı yerlerde nerf dedikleri de oluyor ama daha çok dengeleme adı altında hitap ediyorlar. Bilginiz olsun denk gelirsiniz zaten. Nafire taban satları taban armuru 32'den taban zırhı yani 32'den 30'a düşürülmüş. Taban saldırı gücü 57'den 55'e çekilmiş. Taban saldırı hızı da 0.6'dan pardon 0.688'den 0.663'e düşürülmüş. <laughs> hala oynanılır gibi duruyor bence. Ama orta koridor için birazcık riskli gibi. Çok kırılgan özellikle Eddie Pickler'e karşı. Rex Sey'nin Q yeteneği arkadaşlar yerin üstündeki hasarı taban hasarı artık taban hasarı diye bir şey yokmuş. Ee, saldırı gücü oranı %50 bonus saldırı gücüyken artık %34 ila %50 total saldırı gücünüz kadar olacakmış. Okey enteresan bakalım nasıl olacak merak ettim bu hasarını. Şayvana'ya baktığımızda ise W'sunun taban hasarı vuruş başına 10 ile 35 arasındayken 10 ile 30 arasına çekilmiş. Öte yandan bonus saldırı gücü oranı da yine %15'den %10'u düşürülmüş. Hit başına hasarda %50 iken artık 5 ile 13 artı bonus saldırı gücünüzün %5'i kadar olacakmış sevgili dostlar. Enteresan. AD Şarvana Şarvana. AD Şarvana oynamaya değer mi? Bence bu saatten sonra yine çok fazla bakmazsınız AD Şarvana ya. AP Şarvana devam. Ama işte düşünüyorum orman dönme hızı ne olur diye. Birazcık riskli. Tristana'ya geldiğimizde ise canı 670'ten 640'a çekilmiş. Bu başlangıç için öte yandan zırh 26'dan 30'a çıkartılmış. Çok güzel haber. Zırh büyümesi de 4.2'den 4.5'e getirilmiş. Bu da çok güzel. Büyü direnci de 30'dan 28'e düşürülmüş. AP şampiyonlar birazcık Tristan'ın canını yakacak gibi duruyor. Shaco desteğe baktığımızda ise mana yenilenmesi 7.15'ten 6'ya çekilmiş. Öte yandan W'sunun mana bedeli de 50 ile 70 arasındayken 70'e sabitlenmiş. Yani Shaco destek oynamayı birazcık daha zorlaştırmak istemişler. Hala oynanılabilir ama mananızı dikkatli kullanmanız gerekiyor. Sistem değişikliklerinde ise Draktar'ın bekleme süresi 10 saniyeden 30 saniyeye çıkartılmış. Maksimum hasar %20'den %18'e düşürülmüş ki Draktar'a bu çok ciddi dar vuracak. Sonunda dediğinizi duyar gibiyim. Gerçekten çok büyük kabus. Özellikle aramda Draktar alanlara karşı mücadele etmek çok zor oluyor bir yerden sonra. Samira Mamira geldi mi gerçekten onu kabus ediyor. Ee, rakibin hasar almaz vaziyete gelmesi, hedef alınamaz vaziyete gelmesi gerçekten çok büyük bir problem. Ee, birçok kez başınıza gelmiştir. Emin olun çok rahatsız edici. Kendiniz oynarken keyifli olabilir ama gerçekten rakibi bezdirecek bir eşyaydı. Bu nerf çok büyük darbe vuracak. Draktar'ın sonu oldu diyebilirim bu nerf için. Öte yandan sinsi pençe bekleme süresi 10 saniyeden 5 saniye çekilmiş. Bonus saldırı gücü oranında %45 ila %30 arasındayken %55 ila %35 arasında olacak şekilde değiştirilmiş. Umbra'ya geldiğimizde ise umranın zırh deşmesi 10'dan 13'e çıkartılmış. Öte yandan yılan dişinin de aynı şekilde 12'den 15'e çıkartıldığını görüyoruz. Aksiyon akımının ise taban ulti cooldownı ki bu çok önemli %5'den %10'a çıkartılmış. Bu ne demek biliyor musunuz? Deli gibi bir eşya yapışacak birçok suikastçı karakter demek. Çok keyifli bir eşya zaten beğendiğim de bir eşya. Kartuşa falan da tercih ediyorum bu cisinin bekleme süresini iyice kısaltabilmek adına ki... Bununla birlikte çok farklı şeyler yaratılabilir. Aramda son eşya olarak tercih etmenizi tavsiye ederim. Kartuşa, Leandri Bulli ile falan bir yapın. Son eşyayla bunu yapıştırın. Neler değişiyor oyunda göreceksiniz. Açık ve net bir şekilde. Arkadaşlar gelen güncellemeler, gelen değişiklikler bu şekildeydi. Beğendiniz mi beğenmediniz mi yorum olarak belirtirseniz çok sevinirim. Videolarımı da beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız beğeni ve yorum bırakarak bunu bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.